Bundan tam 10 milyon yıl önce bazı canlılar ayakları üzerinde doğrulmaya başladı. Bu garip memelilerin yaşamı tehlikedeydi. Ayakta kalabilmeleri için çok az şansları vardı. Derken bu garip memeli kendini savunmaya ve uyum sağlamaya başladı. Keşfetti, yürüdü, ana karayı ve okyanusu geçti, yayıldı ve dünyayı fethetti. Biz onların çocuklarıyız. Derilerimiz beyaz, sarı ya da siyah olsa da hepimiz tek ve aynı ailenin torunlarıyız. 10 milyon yıl ve tam 500 bin kuşak. Bilginin bir sonraki kuşağa aktarıldığı, bize kadar ulaşan inanılmaz bir yükselişin öyküsü. Bugün bize aktarılan o bilgi, atalarımızı yeniden keşfetmeye, geçmişimizi ve onların izini bulmaya olanak tanıyor. İşte büyük ailemizin zaman içinde yaptığı o akıl almaz yolculuğun öyküsü. Bu öykü nasıl başladı? Zincirin ilk halkası kimdi? Gelişim nasıl oldu? Garip bir maymun doğacak. Diğerlerinden biraz farklı. Yakınları ağaçlarda yaşıyor. Orada uyuyor ve dallardan destek alarak toprak üzerinde cirit atan yırtıcıların yarattığı korku ortamından kaçmaya çalışıyor. Ama o korkmuyor. O diğerleri gibi yaşamayacak. Ağaç tepelerini terk edecek ve aşağıda uzayıp giden topraklara doğru ilerleyecek. Gözü pekliği onu yönlendiriyor. Aşağıdaki dünyayı yavaş yavaş keşfediyor. Yeni bir yaşam biçimi bulması gerekiyor. Derken dünyanın çehresini değiştirecek tarih öncesi insanın ilki ortaya çıkıyor. Ve yolculuk başlıyor. Zamanı yeniden kurmak gerek. Düşünün, yaklaşık 10 milyon yıl öncesindeyiz. Dinozorlar yok olalı yaklaşık 50 milyon yıl geçmiş. Ancak bunun yanında gitgide seçkinleşen başka yaşam biçimleri gelişmeyi sürdürmüş. Memeliler tür olarak çoğalmış. Ana karaların hareketi yeryüzüne bugünkü tanıdık biçimini vermeye başlamış. Afrika'nın büyük ormanlarında sayısız primat türü gelişmiş. Ancak bu dönemde var olan maymunlar korkunç bir doğal felaketin tehdidi altında. Afrika anakarası magma tabakasının baskısıyla parçalanır. Maymunlar bu korkunç karmaşanın kurbanı olur. Derken dev bir fay ortaya çıkar. Bu büyük fayın batısında dağlık bir yükselti, doğusunda ise yüksek bir plato, ardından da deniz uzanır. Oluşan fayın uzunluğu yüzlerce kilometredir. Bu dev fayın her iki yanında kalan bölümde yaşam farklı bir yol izleyecektir. Buradaki maymunlar iki gruba bölünür. Ormanda yaşayanlar, savanda yaşayanlar. Ormanda yaşayan maymunlar kısa sürede yok olacaktır. Çünkü iklimdeki büyük değişimler büyük ormanları yok eder. Aynı dönemde savanda yaşayan maymunlar da türlerinin yok olması tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Artık onlara kalan yalnızca birkaç ağaçtır. Aralarında paylaştıkları bu az sayıda ağaca tutunarak yaşamda kalmaya çalışırlar.
Ancak ağaçlardaki yaşam onlar için aynı zamanda bir tuzaktır. Orada açlıktan ölebilirler. Yere inmeleri gerek. İşte bu zor koşullarda yapılacak ilk doğum. Ailesi onu beslemek için önce kendi beslenmeli. Saban göz alabildiğine uzanıyor. Tehlikelerle dolu. Doğal olarak korkuyor. Vazgeçip bekleyebilirdi ama içindeki soyunu sürdürme içgüdüsünü bastırmaya çalışıyor. İçlerinden hiçbiri bunu daha önce yapmamıştı. Şu anda çok büyük bir riske giriyor. Ancak onun bu tavrı dahiyane bir keşfi ortaya çıkaracak. Boyu 1 metre 30 santimetre. Savanda 4 ayakları üzerinde nereye gideceğini bilmiyor. Ve işte o görkemli an. Arka ayakları üzerinde dikiliyor. Ve artık daha iyi görüyor. Görüyor. İnceliyor. Görüyor. Ve yürümek istediğinde yeniden 4 ayak üzerine düşüyor. O anda 4 ayakla yürümenin uzağı görmeyi engellediğini anlıyor. Böylece ikinci bir içgüdüyle ilerliyor. Ama bu kez yalnızca 2 ayağı üzerinde. Böylece olabildiğince uzun yürümeye çalışıyor. İşte oldu. Artık 2 ayaklı. Bu bir maymun için doğal bir tavır değil ama işe yarıyor. Artık o bir maymun değil. Artık onun adı Ororin. O ilk adım atıldı. Belki de bu yenilik ona haz veriyor. Artık Ororin çok daha büyük ve çok daha güçlü. Uzağa görebiliyor. Uzun bir yürüyüş başlıyor. Ororin bu yeni keşfine güveniyor. Ancak kendine yiyecek ve sığınacak bir yer bulmak zorunda. İki ayağı üzerinde yürüdüğü için çok çabuk yorulduğunu hissediyor. Kasları yorgunluktan acıdığında yere çömelip dinlenme gereği duyuyor. Dinleniyor, yeniden güç bulduğunu hissettiğinde arka ayakları üzerinde doğrulup yürümeye devam ediyor. Kaçınılmaz olarak sabanın yırtıcıları her zaman tetikte. Zayıf olan ve kaçamayan yem olur. Yol boyunca bu kabus hiç kesilmeden sürecek. Bu dönemde yaşam yalnız ve zayıf kalmayı bağışlamıyor. Hiçbiri yırtıcılara karşı kendini tam anlamıyla savunamıyor. Ororin ailesi uzun yürüyüşleri sırasında içlerinden çoğunu kurban veriyor. Ama önemli değil. Geriye çoğalmaya yetecek sayıda kalmışlarsa yolculuk sürecek. 2000 kilometre kadar uzakta bir başka büyük maymun türü daha iki ayağının üzerinde durmaya başlamış. Bunlar Tumailer. Haber oraya kadar ulaşmış. Bu yalnızca bir rastlantı mıydı bilinmiyor. İki ayakları üzerinde yürümeye devam eden tür daha sonra insan türünü oluşturacak. Ya da hemen hemen insan türünü. Çünkü bu yeni pozisyonlarında bu yeni yaşama alışmaları için binlerce yıl gerekiyor. Aynı biçimde ön ayaklarının ileride kollarına dönüşeceğini ve bu kolların onları üstün ve özgür kılmak için sayısız keşifler yapacağını öğrenmeleri için binlerce yıl geçecek.
Diğerleri yaşamdan silinirken onların cesareti tattıkları büyük günler olacak. Ororin ve Tumailer birçok alanda barış içinde yaşarlar. Tıpkı ne yırtıcı ne de kolay av olan yumuşak başlı komşuları Kalikoterler gibi. Yüz binlerce yıl boyunca Ororin ve Tumailer kendi topraklarını keşfederler. Çocukları olur ve çocukları yeni keşifler yapar. Çocuklarının çocukları daha büyük keşifler yapmak ve yeni yaşamlar kurmak için yerlerini terk ederler. Ancak nasıl yok oldukları bilinmiyor. Yaşam koşulları bir kez daha değişir. Yüzyıllarca süren kuraklık bitkileri ve otları adeta yeryüzünden siler. Atalarımız gitgide artan bir baskı altında can çekişir. Bu yeni ortama ya uyacaklar ve değişecekler ya da tamamen yok olacaklardır. Bu ana kadar canlı kalabilenler, Çad'dan Güney Afrika'ya kadar hiçbir yaşam sunmayan uçsuz bucaksız savanlarda öylesine dolaşmaktadır. Yaşamları savaştan ibarettir. Su çok azdır, hava çok sıcak. Güneş sığınacak gölge bulamayanlar için ölümcül bir silahtır. Birçok canlı türü yok olmuştur, tıpkı Kalikoterler gibi. Bu ağır koşullara uyum sağlama becerisini gösterebilen çok az tür yaşamda kalmıştır. Bunlardan biri de Australopithecus'lardır. Birbirinden çok farklı, sayısız tür bu düzlükleri paylaşır. Ancak içlerinden yalnızca biri insan türünü doğurabilecektir. Bakışlarımız bir kadına yöneliyor. Büyük annemiz olabilecek bir kadına. Bu kadının adı Lucy. Ve işte onun trajik öyküsü. Lucy, Uwash Vadisi'nde yaşıyor. Lucy'nin tüm yakınları yok oldu. Bir süredir tek başına korku ve kaygı dolu bir yaşam sürüyor. 20 yaşında ve şimdiye dek 4 çocuk doğurdu. Kendini bu umutsuzluk içinde ölmeye terk edebilirdi ancak karnında 5. çocuğunu bekliyor. Yakınlarda birilerinin varlığını hissediyor. Kalp atışlarını hızlandıran bir umut bu. Küçük bir grup. Tıpkı kendisi gibi iki ayaklılar ama aynı türden değiller. Çok tehlikeli ama Lucy her şeye karşın onlara yaklaşmak istiyor. Yeniden bir gruba katılmak, kendine karnındaki bebeği için koruyucu bulmak en büyük isteği. Ama ya kabul etmezlerse, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya gelebilir? Belki de onu öldürüp yerler ama istek çok daha baskın çıkıyor. Lucy bir aferensiz, öbürleri ise başka yerden geliyor. Onlar anemensiz. Korkmuş gibi görünmüyorlar. Lucy dinlenmek için savanın ortasında asla böyle sırtüstü uzanmamıştı. Onlarla hiç iletişime girmemişti. Aynı dili konuşmuyorlar. Ne kokuları benziyor ne de yaşam biçimleri. Hatta üreme biçimleri bile aynı olmayabilir. Onlara nasıl yaklaşmalı? En iyisi beklemeli. Kendisini fark etmelerini beklemesinde yarar var.
Bu çok güçlü bir erkek. Lucy'nin kabul edilmesinin yalnızca bir yolu var. Boyun eğmesi. Belki de onu baştan çıkarması gerekiyor. Anamensisler Lucy gibi yaşamıyor. Onlar başkalarından yiyecek çalmak için savaşmaya hazır. Onlar birer leş yiyecek. Ve leş yiyici olunca fırsatçı da olmak gerekiyor. Lucy sonunda gruba kabul ediliyor. Ama onların yaptığı her şey kendisini şaşırtıyor. O asla böyle bir leşe saldırmamıştı. Asla böyle bir şeyi aklından bile geçirmemişti. Eskiler böyle şeyler yapmıyordu. Lucy geleneksel olarak meyve, böcek ve bitkiyle beslenirdi. Kimileyin ölmüş küçük hayvanları yediği olmuştu ama böyle büyük bir leşe değil. Oysa artık buna alışmak zorunda. Amanensisler her gün uzun süre yürüyor. Lucy yoruluyor. Amanensisler ise güçlü. Karnındaki bebeği her gün daha da büyüyor ve her defasında çok daha fazla güç harcıyor. Grup şefi onu sürekli olarak izliyor. Hatta çoğu zaman ona yiyecek sunuyor. Sürekli onu gözetliyor ve sahip olmak istiyor. Ama Lucy çiftleşmeye hazır değil. Çok daha genç başka bir erkek şefe karşı koymaya karar veriyor. Lucy için. Ve yaşlı şef şefliğini yitiriyor. Rakibinin gücü karşısında vazgeçmek zorunda kalıyor. Lucy'nin koruyucusu değişiyor. Koparmak istediği kök hala toprağa saplı duruyor ve o bu kökü istiyor. Her şeye karşın o Lucy için dövüştü. Günlerce yürümeleri gerekti. Kayaları kesen çakılların olduğu yerde kaya altlarından böcek, geniş yapraklı bitkilerin yaprakları üzerinde su damlaları aramaları gerekti. Sürekli taze leş bulmaları gerekti ve tüm bu koşullarda uzun yollar kat etmeleri gerekiyor. Lucy yeniden huzur ve güven dolu bir yaşama kavuşuyor. Çünkü artık yanında biri var. Dokunabileceği biri, güvenebileceği biri. Hatta bazen kendisine yiyecek getiren biri. Oh.
Bugün yolları üzerinde bir engelle karşılaşıyorlar. Bu Lucy'nin şimdiye dek hiç görmediği bir engel. Australopithecus'lar yüzme bilmez ama anemensis'ler başka hayvanları izleyerek nehirlerden geçmeyi öğrenmişler. Eski şef derinliği az olan bir geçiş noktası arıyor. Bir noktada hayvan izleri buluyor. İşte bu tarafta. Geçiş yolu burası olacak. Ancak bu engelde saklı bir tehlike de var. Suyun altına gizlenen timsahlar şimdiye dek sayısız anemensisi hiç ummadıkları bir anda suyun altına çekivermiştir. Lucy terk edilmemek için adeta çırpınıyor. Tek umudu onun karşıya geçmekten vazgeçmesi. Karnı çok ağır. Daha uzağa gitmek istemiyor. Ama diğerleri geçiyor. O burada yalnız kalacak. Oysa artık yalnız kalmak istemiyor. Yoksa karnındaki çocuğu hayata gözlerini açamayacak. Lucy'nin bacakları çok kısa ve gövdesi çok ağır. Aşıntıya karşı koyması çok güç. Lucy boğuluyor. Genç erkek şimdiye dek pek çok yakınının kaybına tanık olmuştur. Lucy'nin sülüeti kafasında bir süre daha kalacak, sonra onu unutacak. Yürümeye devam etmeli, öbürlerini izlemeli, geriye hiç dönüp bakmaksızın. Lucy belki de insanlığın büyük annesi değil ama daha iyi yürüyebilen, daha gözü pek ve daha uzağa gidebilen anemensisler atalarımız olabilir. Lucy'nin iskeleti Etiyopya'daki bir nehir yatağına gömülü kalmıştı, günümüzde bulunana dek de orada beklemişti. Yaklaşık 3 milyon yıl öncesindeyiz. Tarih öncesinin bir başka büyük felaketi ortaya çıkacak. Gerçek anlamda ilk insan doğmak üzere. Büyük bir iklim değişimi bir kez daha bu doğumun temelini oluşturacak. İşte büyük buzlanma. Kuzey kutbundan güneye doğru yaşanan buzlanma milyarlarca litre suyu katılaştırıyor. Böylece okyanuslardaki su düzeyi azalıyor ve iklim çok soğuyor. Yağmurlar neredeyse kesiliyor. Afrika'da kuraklık inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Atlantik'ten bulutlar artık gelmez oluyor. Ve buna çok az sayıdaki Australopithecus direnebiliyor. İşte yeni insansıların ortaya çıkışı, büyük ailemizin gözü pek serüvencileri. İşte Homo habilis, yani becerikli insan. Yapacakları keşif kaderimizi değiştirecek. Homo habilis'in kendinden önce gelenlerden en büyük farkı daha büyük olmasının yanı sıra kafatasının içinde saklıydı. Daha büyük olan beyni hükmetme konusunda çok daha geniş fikirlerin kaynağıydı. Gözüpekliği onu çok ilerilere götürecek.
İşte bir timsah. Yaşıyor mu yoksa ölü mü? Denemek gerekiyor. Tehlikeli olsa da bir şans var. Canavar hiç kıpırdamıyor. Tehlikeye karşın, korkmasına karşın, Abilis atalarının asla kalkışmadığı bir şeye cesaret ediyor. Ve bunu başaracak. Taşıdığı bu şeyin kendisine besinden çok daha öte bir kazanım getireceğini henüz bilmiyor. Abilis her gün doğanın gizemi üzerine kafa yoruyor. Kendi aklınca onu anlamaya çalışıyor. Taş, taşı kesiyor. Kesilmiş taş, eli kesiyor. Kesilmiş taş, eli kesiyor. Eğer eli kesiyorsa, kesilmiş taş başka şeyleri de keser. Klan uzun süredir et yiyememişti. Haftalardan beri beslenmek için ne yapmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Ancak güçlükle buldukları bu et çok sert bir deri katmanıyla kaplı. Ne el ne de diş onu parçalamaya yeter. Bir yolunu bulmaları gerekiyor. Kesilmiş taş eli kesiyor. Genç mucidimiz bunu denemek istiyor. Klanın öbür üyeleri öfke içinde. Önlerinde koca bir et duruyor ama bir türlü yiyemiyorlar. Grup birbiriyle tartıştığı sırada genç Abilis keşfettiği şeyi av üzerinde denemeye karar veriyor. Düşündüğü şey aynı zamanda amacı. Bu kesilmiş taş eli yarabiliyorsa hayvanın karnını da açabilir. Genç Abilis farkında olmadan devrim yaratacak bir keşif yaptı. Bu keşfin adı alet. Şaşkınlık çabucak geçiyor. Artık ete ulaşıldı. Nasıl ulaşıldığı önemli değil. Bu et önce en güçlü olana sunulacak. Kıdemli Abilis bunun nasıl olduğunu anlamak istiyor. Bu taşın gücünü kendi denetimine almak zorunda. Timsahın karnını eliyle açmak zorunda. Artık güç onda. Kıdemli Abilis kıdemini koruyacak ve bu gücü kendisine saklayacak. Buradaki büyük olay aletin kullanılması değil. Gerçek olay aletin yaratılması. Abilis insanı keşfettiği taşla eti kestiği andan itibaren daha iyi beslenmeye başladı. Protein sayesinde beyni gelişti ve yeteneği başka aletlerin keşfine olanak tanıdı. Ve o aletler sayesinde ayakta kalmak için farklı stratejiler geliştirdi. Abilis kendine bir amaç edindiğinde o amaca ulaşacak bir fikri geliştirmeye çalışır. Ancak fikrinin işe yarayıp yaramayacağını öğrenmek için denemesi gerek. İşte deniyor. Yalnızca küçük bir dokunuş. Evrim sürüyor. Aletin etki gücü ölçülüyor. Her gün görülen şeylerin bu yeni kullanım şekli insanoğlunun dünya üzerindeki eyleminin başlangıcına işaret ediyor.
Bu düşünce biçiminin en büyük avantajı onu üretici kılması. Üretim yeni keşiflere de yol açacak. Bilgi taklit etme sayesinde çok hızlı bir şekilde aktarılacak. Başka bir avantajsa bu tekniğin elden ele geçmesiyle gitgide mükemmelleşmesi. Ama elbette zamanla. Bu bir tür zincirleme reaksiyonu. Başladığı andan itibaren evrimimizi hiçbir şey durduramaz. Zorlu koşullar davranış değişikliğine de yol açacak ve bazıları diğerlerinden daha kurnaz olduğuna inanmaya başlayacak. Abelis gerçek anlamda insan diye adlandırılabilecek ilk güçlü ve akıllı türdü. Araştırmacı, kaşif, fikir geliştirici ve iktidar sahibi. Bu acımasız ortamda kendisine eşlik eden silahları sayesinde o artık kendinden çok emin. Bilginin paylaşılmasıyla birlikte grup üyeleri arasındaki bağ sağlamlaşır ve bir işlerlik kazanır. Artık dış tehlikelere karşı klan çok daha büyük bir dayanışma gösteriyor. Grubun önderi artık büyük hayvanlardan korkmaya gerek olmadığını düşünüyor. Gücü ve mızrağı ona cesaret veriyor. Bu koşullarda kendilerini toprağın üzerinde koruyabilmeleri gerekiyor. Ama uyurken nasıl korunacaklar? Çünkü içlerinden çoğu gözleri kapalıyken yırtıcılara yem oldu. Ama yeni bir fikir kendini gösteriyor. Abelis yerdeki her şeyi bir araya toplamaya karar veriyor. Bu buluş tüm klan üyelerinin katılımını gerektiriyor. Mana! 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 Taş! Taş gerekiyor. Oku! Oku! İşte bu keskin bir taş. Taş gerekiyor. Ama yanında ağaç dalı da gerekiyor. Kıdemli Abelis çalışma düzenini ve örgütlenmesini sağlıyor. Görev paylaşımı, yiyecek ya da alet paylaşımı derken klanın örgütlenmesi mükemmelleşiyor. Bir süre sonra çatışan ve rekabet eden insan toplumu doğacak. Keşif sayısı arttıkça dallar ve taşlar yan yana geliyor, birlikte yeni ve bambaşka keşifleri ortaya çıkarıyor. Abelis insanı kuş yuvalarından esinlenerek yeryüzünde barınak oluşturan ilk insan türü oluyor. Küçük ağaçlar yere sanki hep oradalarmış gibi yeniden dikiliyor ve işte sonuç. Her taş kesici olmak zorunda değil. Bazıları dağlı veriyor. Onlardan alet yapılmaz. Ama içlerinde çok değerli ve çok daha uygun olan bir taş var. Onu iyi tanımak gerekiyor. Rengini anımsamak gerekiyor, kokusunu akılda tutmak gerekiyor. Onun varlığını akılda tutmak ve öbürlerine aktarmak gerekiyor. Herkese. Kıdemli Abelis, sonsuz bir olgunun ilk tohumunu attığından habersiz. O artık bilgiye başvuruyor. Gece bu görkemli insanların üzerine iniyor. Acaba kaç kişilerdi? 100 bin mi? Ya da daha fazla, 200 bin mi?
Homo habilis binlerce yıl yaşayacak. Hatta kuzenleri Australopithecus'ların yok oluşunu bile görecek. Onlar arkalarında bir fethetme ruhu bırakacak. Mümkün olmayan hiçbir şeyin olmadığı bir yaşam fikrini bırakacak. Bu ruh günümüz insanlarında hala mevcut. Yaklaşık 1 milyon yıl öncesindeyiz. Öykümüz inanılmaz bir yolculukla sürecek. İnsanlığın beşiği şu an Homo habilis'le diğer tüm insan giller arasında yaşanan yaşam ve üstünlük kavgasının sahnelendiği bir yer konumunda. Nüfus baskısı, merak ve yiyecek kaygısı bazı aileleri yer değiştirmeye itecektir. Arkalarında tropikal Afrika topraklarını bırakarak göç eden yeni bir insan türü gün ışığına çıkmak üzere. Bedenleri uzun yolculuğa uyum sağlamış, aletleri gelişmiş Homo ergaster artık yoldadır. Homo ergaster, atalarımız arasında fetihçi olanıdır. Onlar dünyayı keşfedecek. Keşfedilmeye hazır, bakir bir yeryüzü uzanıyor önlerinde. Denizlerin su düzeyini düşüren buzlanmayı, yeniden ısınmayla başlayan yükselmeyi ve sayısız doğal felaketi yaşayan yeryüzü, kuşaklar sonra belirli bir insan nüfusuna sahip oldu. İnsan henüz tüm yeryüzüne yayılmamıştı ama şimdiden yeryüzünün her yerine ulaşabileceğini göstermişti. Ölçmeyi bilmediği mesafeleri kat etti. Hiçbir fikri olmadığı toprakları fethetti. Peki onu bilinmeyen bir dünyaya iten şey neydi? Hayvan sürülerini izleyerek daha uzağa gitme isteği, mesafeleri kat etme isteği ve habilis insanının kendilerine miras bıraktığı fethetme dürtüsü onları bilinmeyen dünyaya iten asıl nedenlerdi. Homo ergaster insanı öncekilerden daha büyük. Ayakta daha dik duruyor. Çok daha az enerji harcıyor ve hiçbir şey yiyip içmeden çok daha uzak mesafelere ulaşabiliyor. Beyni büyümeye devam ediyor. Yalnızca dahiyane buluşlar yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda yeni sosyal bağlar keşfediyor, yeni duygular ve yeni bakış açıları. Yolculuğun verdiği olgunluk, onu, kendini, başkalarını ve dünyayı algılaması konusunda bambaşka bir insan kimliğine sokacaktır. Bu yeni insan türü artık bir grubun üyesi olduğu için güven içinde. Çünkü grup onu koruyor ve grubun hayatta kalması her bir üyeye bağlı. Herkes birinin öbürüne muhtaç olduğunu biliyor ve yaşamak için el ele vermeleri gerektiğini. İşte yeni bir davranış biçimi. Bu davranış sayesinde onu bugüne dek var edecek bağ hiç olmadığı kadar sağlamlaşacak. Bir yakının kaybı, büyük bir yürek acısı. Yolculuğun tehlikesine alışmış olsa da Homo ergaster artık bu yazgıyı kabullenmek istemiyor. Klan biraz güç toplamak için mola veriyor. Ancak grupta çevreden kaynaklanan bir gerilim görülüyor.
Helgaser insanı acı çekiyor. O kadının hayali hafızasında hala canlı. Onun yanında geçirdiği anlar aklına geliyor. Yokluğunu hissediyor. Helgaser anlamıyor. O kadın kafasında ama artık yanında değil. Neden böyle? Ve yanaklarına süzülen bu su da ne? O artık geri gelmeyecek. Ve Homo Ergaster geçen zamanın bilincine varıyor. Belki de ölümü düşünüyor. Kendi ölümünü. Klanın öbür üyeleri de onun acısını hissediyor. Onunla birlikte acı çekiyorlar çünkü artık yaşamlarının kırılganlığının bilincine eriştiler. Büyük yolculuk sürüyor. Binlerce yıl sürüyor. Helgaser insanı yeni koşullara uyum sağlıyor ve evrimleşiyor. Asya'ya geldiğinde dünyayı anlama konusunda bir basamak daha yükseğe çıkıyor. Artık o yeni bir insan olmuştur. Homo erectus. Bu yeni insan türü doğaya kendinden öncekilerden çok daha fazla boyun eğdirecektir. Flash yeme dönemi çoktan bitmiştir. Homo erectus şu anda gerçek bir yırtıcıdır. Silahlarını kullanarak avlanmayı öğrendi ve asla vazgeçemeyeceği çok değerli bir besinin amansız kovalayıcısı oldu. Taze et. Yemek için öldürüyor. Ona süper yırtıcı oldu demek de yanlış olmaz. Grup gücünü kullanarak av konusunda aslan ve kurtla rekabet edebilir duruma geldi. Su! Av, davranışlarımızı ve bedenimizi değiştiren yeni bir etkinlik. Av için çok zaman harcanır ve buna bağlı olarak çok et yenir. Grup içinde görevler yeniden belirleniyor. Her bir iş konusunda uzmanlaşma dönemi başlıyor. Avı gerçekleştiren grup üyelerinden bazıları dinlenirken, bazıları etin paylaştırılmasından sorumlu oluyor. Herkes kendi görevini yapıyor. Paylaşım, sorumlulukları yaratıyor. Hayvanın farklı bölümleri özel olarak nitelendiriliyor, hatta birilerine ayrılıyor. Önce büyükler yiyor. Çocuklar beklemek zorunda. Hatta istemek zorunda. Bu kurallar aynı zamanda eğitimin bir parçası. Değişim bedenimiz için çok önemli. Protein dolu et beynimizin gelişmesini ve çalışmasını hızlandırıyor. Homo erectus ailesi birbirine öncekilerden daha çok kaynaşmış bir aile. Birbirlerini koruyorlar, birbirlerini haberdar ediyorlar. Aile büyüklerinin otoritesine boyun eğiyorlar ve onların verdiği görevleri eksiksiz yerine getiriyorlar. Bu güneşin doğmasından bu yana öldürdükleri 5. yılan. Onlar da diğerlerinin yaptığını yapacak. İçlerinden bazıları ava ya da meyve toplamaya gittiğinde öbürleri topluluğa hizmet etmek zorunda. Erectus insanı artık farklı görevleri yerine getirmek için çok daha fazla alete gerek duyuyor. Yeni kesiciler, kemikleri kırmak için yeni aletler, yeni bıçaklar yapmak zorunda.
Böylece insan yaşamına çalışma kavramı gelmiş oluyor. Artık o akıp giden zamanı düşünmek ve onu kendi gereksinimlerine göre kullanmak zorunda. Modern zamanlara hoş geldiniz. Taş yontmak bir günde öğrenilmiyor. Yarının insan hayatına hizmet etmesi isteniyorsa bugünün çok iyi geçmesi gerekiyor. Aletlerin karmaşık hale gelmesiyle birlikte teknik de karmaşıklaşıyor ve aleti üretmek çok daha fazla zaman gerektirmeye başlıyor. Böylece tüm yetenekli ellere gerek duyuluyor. Usta eller büyük önem taşımaya başlıyor. Bu oluşum kadınla erkekler ve yaşlılarla gençler arasında karşılıklı değişimi de beraberinde getiriyor. Erectus insanı için gençler artık bilgiye ulaşmak zorundadır. Çünkü yaşlı Homo erectus artık avlanamıyor. Ama o şimdi mükemmel bir taş yontucu. Ve bu yeteneğini diğerlerine öğretiyor. Bilgilendirmenin grup yaşamında büyük önemi var. Bu koşullarla birlikte ilk okullar da yavaş yavaş doğuyor. Erkekle kadın arasındaki davranış biçimleri de yeterince evrimleşti. Çiftleşme artık eskisi gibi yapılmıyor. Ya da en azından eskisi kadar hızlı yapılmıyor. Baştan çıkarma önem taşıyor. Artık erkek amacına ulaşmak için sayısız güçlükle karşılaşacak. Erkeğin tersine kadının cinsel bölgesi iki ayakları üzerinde dikilmesinden bu yana eskisi kadar kolayca görülemiyor. Bu nedenle erkek kadının döllenmeye hazır olup olmadığını artık bilemiyor. Kadın istemiyor. Yanlış seçilmiş bir an. Peki uygun anın ne zaman olduğunu nasıl bilecek? O uygun an az sonra gelecek. Ama bunun için erkeğin ilerleyişine yeni bir ritim katması gerek. İşte karşılıklı çekim. Kadın yaklaşılmayı bekliyor, bedeninin biçimi kesintisiz olarak görülüyor. Biçimi dikkatleri üzerine çekiyor. Ama bunun için kadının onayı alınmalı. Erkek bu kez ciddi ses tonunu kullanıyor. Gerisini doğa kendiliğinden yoluna koyuyor. Artık kadın ve erkek türümüzün sürmesini güvence altına almak için sürekli olarak birbirini aramaya ve bulmaya yazgılı. Asya'da, Yakın Doğu'da, Avrupa'da, Afrika'da ve her yerde bulunan insanlar aynı evrimi izliyor. Keşfediyorlar, bilgilerini aktarıyorlar ve yavaş yavaş bilgi birikimine dayalı yeni toplumlar kuruyorlar. Homo erectus iklime ve ortama göre değişmeye başlıyor. Derisinin rengi, saçları, gözlerinin biçimi artık her yerde aynı değil. Ama bunlar yüzeysel değişiklikler. Asıl gelişme yolda ve tüm insanlar ondan yararlanacak. İnsanlık dev bir buluşun hemen öncesinde. Ve bu kez insan bir parçası olduğu evrimin temelini oluşturacak. Bu kez tüm yaşamını değiştirecek bir keşif yapacak. Bu olay rastlantı sonucu gerçekleşti. Ava çıkmış bir grup insan rastlantıyla önlerinde garip bir şey fark eder. Tek gözlü adam dikkatlidir. Çünkü daha önce hiç görmediği bir canlı yüzünden tek gözünü kaybetmişti. Bu yüzden çok dikkatli.
Karşıdakinin nasıl saldıracağını bilmiyor ama bu hayvana yaklaşmak istiyor. Ne olduğunu bilmese de. Ama görüldüğü kadarıyla küçük bir hayvan. İyice yaklaşıp bir hamlede öldürebilir. Klan ona bu yaptığının delilik olduğunu söylüyor. İnsanlar bu tür hayvanların öfke dolu olabileceğini düşünüyor. Yaptığı çok tehlikeli. Bundan sonra olacaklar onun hiçbir şey anlamayacağı türden olacak. Onu mızrağıyla yaralamasına karşın hayvan peşinden geliyor. Ama peşinden gelen hayvanın çok küçük bir bölümü. Ardından onu öldürüyor. Hem de kolayca. Fazlasıyla kolayca. Bunda gizemli bir şey olmalı. Ve bu gizemi çözüyor. Onu öldürdü ama geride duran asıl büyük hayvan hala ölmedi. Normalde çok daha dikkatli davranırdı. İşte o an büyük bir sırrı çözdü. Hayvan o kadar da tehlikeli değildi. Onu bir mızrağın ucunda tutabiliyordunuz. Peki biraz daha yakından incelenirse? Isırıyor. Ona dokununca elde kalan bir kokusu da var. İşte ona verilen ilk ad. Korkumuzu yendik ve ona önümüzde dans ettirdik. Henüz bu müthiş keşfin sonuçları hakkında hiçbir fikrimiz yok ve ateşle neler yapılabileceği konusunda henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Hemen anladık ki ateş kendisine verilen her şeyi anında yiyor. Ayrıca ne kadar çok beslenirse o kadar büyüyor. Üzerine üfleyince ya da rüzgar deyince birden kızmaya başlıyor. Ama artık ondan korkmuyoruz. Kısa bir süre sonra yine tesadüfen pişirme keşfediliyor. Ona yemesi için bir hayvan verdik. Ortaya çıkan koku hoşumuza gitti. Üzerinden bir parça koparmak çok zordu ama hepimiz için bu dev bir ödül oldu. Daha sonraları ona hayvan vermeye devam ettik. Hem zevkimiz hem de midemiz için. Ateşten alınan et parçası mideye gidince hiç rahatsız etmiyor. Bu olay insanın olduğu her yerde yaşandı. Hepsinde aynı biçimde olmadı ama garip bir şekilde gezegenin her yerinde aynı dönemde yaşandı. Tam 500 bin yıl önce. Ateş artık yaşamımıza girdi ve ilk günkünden çok daha fazla denetim altına alındı. Ateş silahlarımızın ucunu sertleştirdi. Bizi vahşilere karşı korudu. Bizi aydınlattı, ısıttı, karanlık uzun gecelerde güvence altına aldı. Onu keşfetmek bin yıllar aldı. Aynı şekilde onun saklanabileceği, çoğaltılabileceği ve insanın emrinde kullanılabileceğini öğrenmek de uzun yıllar aldı. Soğuklar geri geldi. Buzlanma yeniden gerçekleşiyor. Afrika'nın kuzeyine macera dolu bir yolculuk yapan insan karşısında buzları ve soğuk havayı bulur. Güneye geri dönmeye çalıştığında okyanus sularının yükseldiğini fark eder. Büyük bir tuzağa düşmüştür.
İklimdeki inanılmaz değişiklik onu çaresiz duruma düşürmüştür. Kutup iklimi tüm yaşamı felç etmiştir. Avrupa'da bu iklime tek bir tür direnebilir. Neandertal insanı. Neandertal, Erectus soyundan gelmektedir. Yolculuğu onu Avrupa'nın her yerine taşıdı. Soğuk ve kara karşın uyum sağlamasını bildi. Güçlükleri birer birer yenen bu yeni insanın bizzat kendisi doğanın bir gücü oldu. Tüm insan türleri arasında Neandertal en sağlam yapılı ve en dayanıklı olan türdür. Ve yüz binlerce yıl boyunca tüm Avrupa'ya hükmedecektir. Sekiz ay süren kış mevsimi boyunca avlanmanın neredeyse olanaksız olduğu coğrafyada Neandertal insanı tüm gücü ve enerjisini büyük hayvanların izini sürmeye adadı. Zekası, davranış biçimi, gözü pekliği ve yorulmazlığı tek ama tek bir amaca hizmet ediyordu. Av. Onlar hayvanlar dünyasının en tehlikeli canlıları konumuna geldiler. Aletlerin en keskinini yaptılar. Av taktiklerinin en hatasızını geliştirdiler. Ateşi en iyi şekilde kullandılar ve ona adeta hükmettiler. Kendi gelenek ve törenlerini oluşturdular. Hatta birbirlerinin grup içindeki statülerine konmak için en yırtıcı ve ölümcül planlar yaptıkları bile oldu. İşte dört avcı. Dört erkek av için saldırmaya hazırlanıyor. Şef oğlunun dışarıda kalmasına karar verdi. Genç adam dışarıda bekçilik görevi yapmak zorunda. Öldürmek için içeride üç kişi olmaları yeterli. Hayvan mağaranın dibinde bir yerlerde uyuyor olmalı. Uyanmadan önce onu bulmaları iyi olacak. İçeriden çığlıklar yükseldi. Ardından sessizlik. Şansları kötü gitmişti. Ayı üzerlerine saldırmıştı. Şef yere yığılıp kaldı. İşte o anda genç adam babasının başka bir dünyaya gittiğini anladı. Ama bir şeyler ona bunun tek sorumlusunun ayı olmadığını söylüyordu. Monique. O babasının gücünü kıskanıyordu. Hukana! Hukana! Al! Hukana! Al! 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 Molly. Hukana, hel. Hel, hel. Üçüncü avcı başka bir şey bulmuştu. Birdenbire işte burada büyük ırmağı keşfettiler. Her gece... Klanımızdan hiç kimse böylesine büyük bir ırmağı görmemişti. Ha?
Bu mağara sıcak aylarda serinlemek için mükemmel olacak. Avcılar bu karara vardı. Tüm klan ayı mağarasına yerleşmek için geldi. Gelecek aylar için yeterince etimiz var. Şefin karısı kocasını geri getirmeye çalışıyor. O anda anlıyoruz ki yeni şef artık mağaradaki bu avcı olacak. Şefin üzerindeki tüm derileri birer birer alıyor. Hem de genç oğlun gözleri önünde. Oğul onun babasının derilerini üzerine geçirmesine hiçbir şey diyemiyor. Şefin karısı ve kızı da hiçbir şey söylemiyor. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Bu yeni şefi herkesin kabul ettiği anlamına geliyor. Şefin derileri büyük bir gücün simgesi. Özellikle başa geçirilen deri. Bu deri onu taşıyan kişinin gücünü ve cesaretini koruyor. Genç adam babasının mağaradan neden canlı çıkmadığını şimdi anlıyor. Çünkü avcı babasına yardım etmemişti. Çünkü avcı iktidarı seviyordu ve onu tek başına elde etmek istiyordu. Nick. Na. Nick. Şefin karısının artık bir koruyucusu yoktu. O kocasının yanına gitmek istiyordu ama herkes bunun imkansız olduğunu biliyordu. Bir insan başka bir dünyaya giderken ona yolunu bulmasına yardım etmek için eşlik etmeli. Başka bir dünyaya geçmesine yardım etmeli. İşini kolaylaştırmalı. Başka bir dünyaya dek uzanan yolunu çizmeli. Dönüşte yeni şef genç adamı kendisine itaat etmesi konusunda uyarıyor. Yoksa onun da babasının yanına gideceğini söylüyor. Ve yeni şef ölen şefin karısıyla çiftleşiyor. Eski şefin hayatını, gücünü ve derilerini almıştı. Şimdi de hayat arkadaşını. Oğul hiçbir şey yapamıyor. Herkes hiçbir şey yapamayacağını biliyor. Yeni şef artık tüm gücü üzerinde topluyor ve herkesin ona ihtiyacı olacak. Derken genç adam oradan ayrılıyor. Günün birinde yeni şef çok yaşlanacak ve kendinden daha az güçlü olacak. İşte o zaman onu başka bir dünyaya gönderecek. Acaba bu başka dünya nerede? Bazıları büyük ırmağın ötesinde olduğunu söylüyor. Ama o kadar uzak bir yere gitmek için insanın nefesi ve kalbi nasıl dayanabilir? Yaklaşık 50 bin yıl öncesindeyiz.
Avcılardan, toplayıcılardan ve göçebelerden oluşan insan nüfusu eski dünyanın her yerine yerleşmiş durumda. Ama tüm bu insanlar bizim atalarımız değil. Durumları çok daha iyi olan bizim atalarımız, yani Homo sapiens, yani düşünen insan ya da bilen insan, bilinmeyen bir yerde doğdu. Magus gaik pesqui quelle Neandertal hala Avrupa'ya ve doğuya hükmediyor. Küçük bir aile kabilesi şeklinde yaşıyor. Mevsimlere göre avını izleyerek yer değiştiriyor. Doğanın zenginliğinden yararlanıyor. Ama günleri sayılı. Birkaç kuşak sonra yeryüzünden yok olacak. Yok olmadan önce tarihin en trajik noktalarından birini oluşturacak. Söz konusu olay bir yaz günü yaşandı. Deniz çekilmişti ve küçük tuzlu et toplama olanağı tamamen ortadan kalkmıştı. Neandertal klanı ayı mağarasına yerleşmişti. Yalnızca 10 erkek ve 2 kadın kalmışlardı. Uzun süredir tek bir çocuk bile doğmamıştı. O gün mağaraya dönüşte tepede bir yerde garip bir şey gördüler. Iku! Iku! Gö! Iwane! So! Camgöz ilk başta onun düşmanlar olduğunu sandı. Herkesi mağaraya sığınmaları için gönderdi. O erkek kardeşiyle orada kaldı. Camgöz ve kardeşi böyle bir şeyi hiç görmemişlerdi. Fizikleri farklıydı. Giysileri farklıydı. Derileri de farklı renkte, tıpkı yılan derisi gibiydi. Garip silahları vardı. Üstelik balık tutmayı da biliyorlardı. Onlardan daha iyi biliyorlardı. Kadınlar vardı. Hem de çok sayıda. Bazılarının saçı güneşin rengindendi. Bu garip yaratıklardan söz edildiğini hiç duymamışlardı. Nereden gelmişlerdi? Burada ne yapıyorlardı? Başka dünyadan geliyorlar. Bizi arıyorlar. Bizi bulmamaları gerek. Camgöz'ü hiç kimse böyle bir ruh halinde görmemişti. Bu durum bir anda paniğe yol açtı. Camgöz söz alıp gördüklerini onlara anlattı. Sayıları çok fazla, çok kalabalıklar. Hepsinin derisi soluk, burunları sivri, bacakları uzun. Uçları çok sivri mızrakları da var ve ellerinin ucunda küçük bir şeyle derilerine garip bir şey batırıp çıkarıyorlar. Boro! 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 Akugu! Akugu! Bano! Akugu benik manik baro boro! Giydikleri derilere deniz kabuğu koyuyorlar. Yüzlerine ve bedenlerine toprak sürüyorlar. Saçlarına küçük şeyler takıyorlar. Dışı deriden küçük küçük mağaraları var. Dikkatli olmak gerek. Çok dikkatli. Başka dünyadan geliyorlar.
O gece hepsi mağaranın en dibinde kaldı. El ele, sıkıca tutuşarak. Isınmak için ateş yakamadılar. Balıklarını pişirmek için de. Onları almak için geldiklerini düşündüler. Onları yemek için. Bu yüzden beklediler. Tek bir sözcük konuşmadan. Yabancılar gelmedi ama burada hiçbir şey yapmadan kalınmaz. Gecenin yarısında Camgöz bir karar aldı. Sonuçta onlar bize benziyordu. Ne olduğunu öğrenmek gerek diye düşündü. Ortalıkta yalnızca çocuklar ve kadınlar var. Bir de yaralı bir erkek. Öbürleri nerede? Derken ileri atıldılar. İçlerinde büyük bir korkuyla. Burada onların hiç görmediği kadar çok yiyecek var. Ve kemikten bir flüt. Tıpkı onlarınki gibi ama çok daha küçüğü ve çok daha incesi. Kadınlardan biri öne çıktı. Onlara yemek vermek istiyordu. Camgöz bu fırsatı kaçırmadı. Sonra kadın ilgisini çekti. Onu daha yakından görmek istedi. Saçlarına dokunmak istedi. Onu kendisine almak istedi. Başka hiçbir şey değil. Diğer kadınlar onlara et vermek istedi ama Camgöz istemiyordu. Camgöz bir tek şeyle ilgileniyordu. O kadını almak. Kadınlar kızmaya başlayınca Camgöz bu şekilde davranamayacağını anladı. Değiş tokuş olarak onlara bir şeyler vermek gerekiyordu. Onlara iki tavşan ve bir parça da av eti bıraktılar. Hoşlarına gitmemiş olsa da. Neandertal, Homo sapiens'i keşfettiğinde onun görünüşünden adeta büyülendi. Kokusundan, giysilerinden, takılarından, silahlarının ve aletlerinin karmaşıklığından büyülendi. Homo sapiens de kendini Neandertal'in karşısında bulduğunda onların son derece kaba, az gelişmiş ve cahil olduğunu fark etti. Vahşi olduklarını anladı. Ama sonra bu vahşi ve kaba yüzlerin arkasında inanç sahibi, karmaşık gelenekleri uygulayan bir insan olduğunu keşfetti. Ölülerini gömüyorlardı.
Tıpkı kendilerinin yaptığı gibi. Akke! Akke! Esse! Esse Akke! Akıllı ve duyarlı bir insan. İletişim kurulabilecek bir tür. Esse! İkisi arasında alışveriş olanağı olabilir. Ancak bu alışveriş kesin bir biyolojik etkenle sınırlanmış durumda. İkisinin birlikteliğinden asla çocuk doğmaz. Neandertal ve Sapiens karşılıklı üreyemez. Genetik açıdan çok farklılar. Camgöz bunu bilmiyor ve klanını çoğaltabileceğine inanıyor. Bunu güvence altına almak amacında bu yüzden de kadını baştan çıkartmak istiyor. Tüm zamanını onlara ayırıyor çünkü içindeki umudun sınırları yok. O bu kadından çocuklar istiyor. Vastu. Hey, Vastu. 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 Manayı vastu anne. Mane. Vastu. Besar poe. Sapiens kadını bu adamlardan hoşlanmadı. Onların arasında kalmak istemiyor. Ve kendi erkeklerine nerede olduğunu haber vermeyi iyi biliyor. Neandertal ile Sapiens binlerce yıl yan yana yaşayacak. Her biri çok değişik teknikler geliştirecek ve karşılıklı olarak doğanın zenginliklerinden yararlanacaklar. Ama Neandertallerin aniden yok oluşunu hiçbir şey engelleyemeyecek. Ve Homo Sapiens'in başarısının asıl sırrı asla tam olarak açıklanamayacak. Homo sapiensler nasıl oluşmuştu? Nerede doğmuşlardı? Afrika'da mı? Asya'da mı? Yoksa aynı anda her yerde mi? Bunların hepsi hala bir sır. 40 bin ile 100 bin yıl arasında bir süre Homo sapiens sürekli hareket halinde yaşar. Gezegenin her yerine ulaşır. Avustralya ve Amerika kıtasına kadar gider. Ama bunun yanında başka bir ırk hızla yok olmaya başlamıştır. Kış hızlı adımlarla yaklaşıyor. Ayı mağarasında Neandertal soyundan yalnızca 3 kişi kaldı. Camgöz, oğlu ve son kadın. Kadın hamile ancak büyük bir hastalığın pençesinde ve her an ölebilir. Camgöz bir şeyler bulma umuduyla tek başına yola düşecek. Ancak yakınlarını bir daha göremeyeceğini biliyor.
Nick. Artık onlar için hiçbir şey yapamaz. Camgöz çekip gidiyor. Son Neandertal'in dünyaya gelmediğini görmeyecek. Neandertal insanının yok oluşu ayrıntılarıyla bilinmeyen bir olgu. Belki Sapiensler tarafından bulaştırılan bir hastalık sonucu kaderleri çizilince. Belki de doğum oranında ortaya çıkan ani düşüş kendini gösterince. Zararlarına olacak şeylerin sayısı artınca Neandertal insanı yavaş yavaş tükenmeye başladı. Çünkü yeni koşullara uyum sağlamakta zorlandı. Daha kırılgan bir toplum oldular. Çünkü çocuk sayıları azdı. Camgöz, bir zamanlar sahip olmak istediği Sapiens kadınının yaşadığı yeri son bir kez görmek istiyor. Ne kadar da çabuk gitmişler. Neandertal arkasında bir sürü gelenek hazinesi bırakarak yok oldu. İnançlarını, aletlerini ve tekniklerini bırakarak gitti. İnsanın dünya üzerindeki yerine yeni bir bakış, tapınma, hayal gücü ve doğayı algılama biçimine farklı bir renk katıp gitti. Son Neandertal bundan yaklaşık 25 bin yıl önce öldü. Ölümü biyolojik açıdan doğal bir ölümdü. Kanı asla bir başkasının kanıyla karışmamıştı. Bizler onun çocukları değiliz. Onun soyunun devamı değiliz. Yalnızca kültürlerinin aktarıcısıyız. Kültürleri ve yüzyıllar boyunca kurdukları inançları Homo sapiens tarafından kendininkilerle birlikte mağara duvarlarına işlenecektir. Çünkü Homo sapiens yeryüzünü fethettikten sonra sanatı keşfetti ve bu kez yeni bir fetih için kolları sıvadı. Son hızla fethine kalkıştığı dünya geleceğin dünyasıydı, hayal gücünün dünyası. Homo sapiens bizleriz ve artık eskiden çok değişken olan insansıların ve o büyük ailenin tek temsilcisi bizleriz. Biz bugün yeryüzündeki son insan türüyüz. Atalarımız bize büyülü bir miras bıraktı. Onlar bize milyonlarca yıllık bir evrimin mirası olan yaşama hırsını ve daha iyi bir yarın düşüncesini bıraktı. Milyonlarca girişim, başarısızlıklar ve uzun yolculuklar. Tümü de bizim dünyayı daha iyi algılamamıza, sınırlarımızın ötesinde düşünmemize olanak tanıdı. Tüm bunları bizim için bir tek onlar, bizden olanlar yaptı. (Gülüyor)
Soyumuzun türeyişi tek bir aileden oldu. Bugün dünya üzerinde yaşayan tüm halkların kökenini tek bir tohum attı. Hala çözülmesi gereken çok sayıda gizem var. Ancak günden güne bizi tarih öncesinde var eden kadının ve erkeğin silüeti yavaş yavaş unutulmuşluğun kapılarını aralıyor. Adları Tumai, Ororin, Anemensis, Lucy, Abilis, Ergaster, Erectus, Neandertal ya da Cro-Magnon olsa da her gün onlar hakkında daha çok şey öğreniyoruz. Ve her gün kendimiz hakkında daha çok şey öğreniyoruz. Tümümüzü bir araya getiren tarih hakkında, köklerimiz hakkında her gün daha çok şey öğreniyoruz. Bizler bugün Sapiens türünün Sapiensleriyiz. Ama yarın ne olacağımızı kim bilebilir?